Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Wayne'e devam ediyoruz. Umarım editleri hızlı yapabiliyorumdur ve bu video size ertesi gün geliyordur. Bugün çok güzel bir yere gideceğiz. Dolunay, KDP, sonbahar yelpazesi, antik çan, siyah yaprak hançeri gibi her türlü 30 level silahını düşürebildiğimiz bir bölge var. Vay be! Az çok tahmin etmişsinizdir. İmha'ya gideceğiz. Ama şöyle bir baktım, ne mavinin ne sarının imhasında kalabalık slotlar olan bir yer yok. Zaten Sora'mdan sarının kalabalık olmadığını biliyorum. Yıllarca mavide oynadım, mavinin de kalabalık olmadığını biliyorum. O yüzden kırmızıya gideceğim, orada bırakacağım imhaya. Ama ekipmanlarımız yetersiz, bunun için birazcık takviye yapmamız gerekiyor. Şimdi HP'mi arttırması maksadıyla birazcık bir kolye falan bakayım dedim ama 1000 HP kolyeler bile aşırı uçuk fiyatlarda. O yüzden bunları almayacağım. Direkt bu şekilde gideceğim. İnşallah dayanırız. 3000 HP canımız var. Olmazsa belki statüyü sıfırlayıp HP'ye verebilirim. Onu ayarlarız. Şimdi bir gidelim slota. Depomdan kendi düşürdüğüm 500 HP ayakkabıyı alacağım. 500 HP 500 HP'dir. Az da olsa bizi kurtarır. Kırmızıların imha bölgesine gitmek için çöle ışınlandım. Karakterimin şu anda 156 defansı, 3600 de HP'si var. Bu HP oranı ve defans oranıyla dayanır mı bilmiyorum ama henüz 10 level silahını almadım. Eğer okçuyla dayanmazsa hançere geçeceğim. Hançerle durmaya çalışacağım. Hançerle her halükarda dayanacağını düşünüyorum. Çünkü zaten nazar tılsımımız var. Slotlar yanımıza yaklaştığında ölecekler. Kırmızı bayrakla çölün hemen şu sol alt tarafında. Burada Jayang bölgesi olarak geçiyor zaten. Görebilirsiniz haritada. Kırmızı ikinci köye geldiğinizde de yine aynı şekilde sol alt taraftan bu Junrang portalından geçmeniz gerekiyor. Şimdi mekanımıza geldik. İlerlemeden önce şuradan bir ganimetimi bir ayarlayayım. Zırhları kesinlikle kapatıyorum. Kaskları da kapatıyorum. Diğer ekipmanlar açık kalabilir ya da kapatabilirim duruma göre. Tam emin değilim. Kostümler açık kalsın. Simya açık kalsın. Bunlar açık kalsın. Beceri kitaplarını kapatacağım. Gerek yok. Başka eşya kalsın. Etkinlik eşyaları da kalsın. Tamamdır. Buradan silahlardan da level sınırı olarak 30'a 30 yapıyorum. Arındırması 0-200 kalabilir. Hepsini de işaretleyelim. Buradan kaydet diyorum. Eğer çok fazla ayakkabı, kolye, küpe tarzı eşya atarsa gece uyumadan önce onları da kapatacağım. Çünkü envanterimin sadece ortalamalı silahlarla dolmasını istiyorum. Eğer şanslıysak şöyle bir 40 ort, 45 ort, dolunay, antik çan falan düşürebiliriz. Aynen. Bırakacağımız yerde burası. Aslında bu tarafa mı bıraksam yoksa şuraya mı bıraksam pek emin değilim. Dolunay şu lanetli alfa kurtlardan düşüyor. Bakalım alfa kurtlar nerede daha çok? Yani şurası veya burası arasında kararsızım ama şurayı açayım. Odağı da kapatayım. Zaten çarımı hızlı vuracağı için gezer buraları. Otomatik havada hemen şuraya pot koyalım. Ölmesin çar. Bakalım başladık. Biraz fazla vuruyorlar gibi ama yatmıyor. Değil mi? Evet yatmıyor. Şu hemen ganimet şeyime de bakayım. Doğru ayarladığımdan emin olayım. Tamamdır. Burada da bir sıkıntı yok. Saldırı hızımız zaten çok yüksek. Bu çar burada çok rahat bir şekilde takılır. Hemen bakalım bir şey düşmüş mü de. Ki düşeceğini sanmıyorum. Birazcık zor düşüyor dolunay buradan. 24 saat bekleyeceğiz. 24 saatin sonunda hiç yoksa bir 15-20 tane ben dolunay düşeceğine inanıyorum. Ama keşke buraya gelmeden önce skilllerimi sıfırlayıp birkaç tane daha alsaydım. Çünkü tek ok yağmuruyla zor oluyor. Eğer sıkıştığı zaman burada ölür. Hançere geçebilirim onun için. Hatta ben burada en iyisi hançere geçeyim. Biraz daha rahat takılalım. Slotlar agresif olduğu için sürekli üstüme geliyorlar. Üstüme geldiği zaman da okla savuşturması zor oluyor. 10 levelin silahını almamıştım. Şuradan 10 levelin silahını elf pençesi olarak alalım. Elimize de takalım. Burası zaten agresif slotlar. Şuradan da odağımı kapatıyorum. Gezsin istiyorum hesabım. Potlarımı da koyayım. Ölmesin. Ölebilir çünkü. Şöyle de başlatıyorum. Tamamdır. Burada çok rahat bir şekilde sabaha kadar ben inanıyorum ki 5-6 tane dolunay düşürecek. Eğer çok fazla drop alamazsak da yelpazeleri ve yine Lycan fişlerini açacağım. Çünkü 12 zekalı yakalama ihtimalimiz hala onlarda da devam ediyor. Yani hançerle güzel kesiyor ama biraz bekliyor gibi çünkü slota ulaşamıyor. Bir 10 dakika falan şöyle kontrol edeyim. Olmazsa tekrar yaya geçerim. Slota yürüdüğü için birazcık da bu şekilde kötü oluyor. Ama yok ya ben yaya karar verdim. Yay biraz daha iyi gibi olacak. Ama keşke şu skill'i halletseydim. Duruma göre sabah gider skill'lerimi sıfırlar. Hepsinden birer tane alırım. 10 saniye arayla da koyarım. Hatta neymiş bunun süresi? Yükleme süresi 15. Biz bunu 20'ye ayarlayalım. 20 saniyede bir atsın. Çünkü çok tıkanıyor. Çarı otomatik hava attığımda gerçekten hipnoz oluyorum bu arada. İzlemesi çok zevkli. Ama tek atabilsek keşke. Bir tane 10 hayvanlı bileziğim var. Şöyle şu kask fişini saldırı hızını çıkartıp şuraya bir 20 hayvan. Bir de 20 hayvan bir deri kapşon çözsek aslında güzel olur. Çünkü hayvanlara bırakacağım bir yer daha var. Bu şekilde bir 1-2 saat dursun. Ben ona bir 1-2 saat sonra karar vereyim. Şimdi acele etmeyelim. Ben şimdi uyumaya gidiyorum.
Bakalım uyandığımda envanterimde neler göreceğim. Şimdi bakalım Vayne'imiz ne yapmış? İlk envanter dolu. En azından bu güzel çünkü ben sabah giderken bir aksilik oldu. Bir dışarı çıkmak zorunda kaldım bugün. 6 saat kadar bilgisayar kapalı kaldı. Açık bırakamadım. O 6 saati ekstra olarak koyacağım. Şu an Astra bilimimizin ne kadar süresi var? 28 gün 3 saat var. Yani normalde bir 7 saat sonra bizim bu ikinci yerdeki işimiz bitiyordu. Ama dediğim gibi 6 saat bilgisayar kapalı kaldığı için o 6 saati de üstüne ekleyeceğim. Yani burada da tam bir 24 saatimizi dolduracağız. İtemlere bakmadım. Şimdi hep beraber kontrol edelim. Bayağı bir 30 level silah düşmüş. Artı basma olarak bunlar 200'lenmiş mi? Hayır. Bunları arkaya alalım. Kurt postu artılı var. Güzel. Bunlar az buçuk para ediyor bu arada. Hiçbiri değersiz değil. 8 ort var bir tane. Bunu atalım. Şu kurt pençelerini de bir arkaya koyayım ben. Tüy mantarıyla bitkileri de koyalım. Ya bu bitkiler 200'lü olmaz ama belki Vayne'in sonuna kadar bir 200'lü yaparız. Şu işe yaramazları da yere atıyorum. Bir tane dolunay var. Bakalım ah be 18 ort. Bunu şöyle arkaya koyacağım. Bunu atıyorum. Element ayakkabıları var yine. Antik can 7 beceri. Üstünden geçelim. Böyle tek tek uğraşmadım. Ben en son bunları atarım yere. Sizin vaktinizi almayayım. 21 ort var bir tane. Güzel. Ya içimde bir umut var açıkçası bu seride şöyle güzel bir yüksek ortalama item düşüreceğimize dair. Çünkü yüksek ortalama item düşüreceğimiz 3-4 tane bölgeye gideceğiz. O bölgelerden en azından birinden bir tane şöyle 35-40 ort bir şey yakalarsak çok güzel olur. Ön sayfada maalesef çok değerli bir şeyimiz yok. Arkaya bakalım. Beşgenler var. Ang kuşu var 7 ortalama. 3 beceri. 2 tane SYK var. Bunlar değersiz. 17 ort 2 yarı. Bu da maalesef şey yapmış. KDP 6 beceri. Bunu geçelim. Yine 2 beceri var bir tane. 5 beceri var. 2 çan savunması var. 11 ort. 6 ort. Yok bu sayfada da bir şey yok. Şimdi arkada bir tane KDP var. Alttan başlayacağım bu sefer. Düz bir tahta ayakkabı. 17 ortalama bir sonbahar yelpazesi. 2 kılıç savunmaları. Bunu geçelim. 3 ortalama. Ah be. 2 beceri. Ya dediğim gibi çok fazla durmadı hesap. 6 saat boş kaldı. Şu an burada ne kadar kaldı? Bir herhalde 10 saat falan durdu. 10 saatte elde ettik bu kadarı. Ben şimdi bir envanteri boşaltayım. Hatta şöyle yapalım. Kırmızıda durmayalım çünkü gerçekten burada bekliyor. Slotu çok seri temizliyor. Ve odağı kapalı olsa bile gezemiyor hesap. Bir 12 saat kırmızıda tuttuk diyelim. 12 saatte yine kendi mavi bayrak bölgemizde bir yer var güzel. Bu slotların olduğu. Oraya bırakalım. Belki oradan güzel bir şey alırız. Envanteri de ayarladım. Şöyle göstereyim. Bir burada birazcık itemimiz var. Bir de burada 30 level silahları falan filan var. Ama bu son barları yere atmaya karar verdim. Çünkü hani bunları satsak satamayız. Artı bassak hani basmaya değer şeyler değil. Boşa para bize boşa masraf olur. O yüzden bunları atacağım. Güzel bir ortalama gelseydi tutardık ama bunların 5 ortlarından hani 50k'dan bile satamayız. Yine element ayakkabılarını tutacağım. Dolunay KDP'yi de tutacağım. Belki 300-400k'dan satabiliriz çünkü. Ama şaman itemlerini tutup envanterde yer kaplamaya gerek yok. Aynı şekilde ninja'nın hançerlerini de atıyorum. Lycan şişlerini de atıyorum. Bize element ayakkabıları dolunay KDP yeterli olacaktır. Tamamdır. Şimdilik burayı şöyle ayarladım. Duruma göre beşgenleri de atabilirim. Çünkü beşgenlerin zaten artı 4'lerini 3. katta çok rahat bir şekilde toplayabiliyoruz. Eğer bayrak bulamazsam ucuza bu beşgenleri de satıcıya satarım veya yere atarım. Ama bunları tutacağız. Bunlar çünkü az da olsa para ediyor. Bu sefer de kendi imhamıza geldik. Yani direkt mavinin orijinal imhasına geldik. Burada da öyle çok slot yok ama en azından orada da slot yoktu. Burada birazcık daha lanetli kurtların ve siyah ayıların olduğu yere geldim ki dolunay KDP düşürme olasılığımız artsın. Derken hemen bir tane de sonbaharı aldık. Buna da bakalım. Neymiş? 6 beceri 2 ork. Bunu da atalım yere. Bu burada geze geze kasar. Zaten hasarımız çok yüksek olduğu için ve hızlı olduğu için nazar tasmından dolayı direkt temizliyor mekanı. Yani slotlar çıkmadan her yeri temizlemiş oluyor. Bir tek bu şekilde bug'a giriyor bazen oklar. Bunun için skill kullanmanız gerekiyor. Otomatik hava koyduğumuz skill'lerin de olayı bu. Çünkü eğer koymazsanız takılıp gidiyor. Bu hesap burada bir 12 saatte burada geçirsin. 12 saat kırmızılarda geçirmişti. 12 saatte burada geçirsin. İlk 12 saatte çok güzel şeyler alamadık ama ben bu tarz slotların olduğu bir yer daha var. Oraya da bırakmayı düşünüyorum 24 saat. Çok kalabalık bir yer var. Oradan illaki bir 10-15 tane KDP dolunay düşüreceğiz ve içlerinden bir tane Sefsun'a gelecek inanıyorum. Ki demeye kalmadan bu çar da burada beklemeye başladı. Yani kırmızılarda slot yok, mavilerde yok, sarılarda zaten hiç yok. Nereye götüreceğim bilmiyorum bu çarları. Neyse yine bu burada beklesin dediğim gibi. En kötü son 5 saat kala falan başka bir yere daha götürürüm. Bu arada vazgeçtim. Gerçekten mavi imhasında hiç slot yok. En azından burada hızımız yetiyor. Slot var, gidip de boşu boşuna 12 saat tutmayalım diye tekrardan kırmızıya geldim. Şöyle hemen hançerimle burayı bir temizleyeyim. Tekrardan okçuyla bırakacağım. Tamamdır. Şu an oka geçebiliriz. Zaten spam şeylerini gelmeden okçu hemen temizliyor burayı. Diğer türlü mavide gerçekten şey yok. Slot yok. Burada biraz beklesek bile burası yine iyidir. Şunları 11 değil de 20-25 saniyeye ayarlayayım. Tamamdır. Kırmızı da yine geri kalan 12 saatinde tamamlasın. Bütün envanterimi de boşalttım. 12 saat boyunca hiç dokunmayacağım. Hiç bakmayacağım. Bırakacağım. 12 saat sonra bakalım neler elde edeceğiz. Şöyle gri kurt taraflarına doğru gidersek güzel olur. Dolunay çünkü bu
Lanetli alfa kurtlardan düşüyor. Çiçek çocuklarıma bakmamıştım. 1100 tane de çiçek çocuk olmuş. Bu çiçek çocukların birikmesi güzel. Çünkü ileride eventlerde kullanırız bunları. Ben şimdi gidiyorum. 12 saat sonra görüşürüz. Süremizi tamamladık. Envanterler ağzına kadar dolu. Birkaç tane şey yere attım tabii. Yer açılsın, yeni şeyler düşsün diye. Şimdi tek sırayla bakalım. Ben hiçbirine bakmadım. Merak ediyorum. Ya çok fazla 30'luk silah var. İçlerinden şöyle bir tanesi yüksek ortalamaysa köşeye döneriz. İlk sayfadan bakmaya başlayalım. Element ayakkabılarından da bir 10 kritik çıkarsa yine paramıza para katar. Bakayım 2 CP absorbe, 11 ortalama. Bunlar da bir şey yok. 10 hayvan var. Bu para etmese bile bizim belki işimize yarayabilir diyeceğim de bunu kullanacağımız nere var? Yani buralar vardı. Buralarda da geçtik gittik. O yüzden işimize yaramaz. Bakıyorum 15 ortak. İşte şu 15 değil 51 olsa keşke. 6 değil 60 olsa falan. Şurada aha bir tane 28 ort var. Şu küpe benim küpe. Ha, gece bu arada bir tane 2 kat eşya düşme 6 geldi. Bunun için bunu taktım. Kendi artı 5 küpemi çıkardım. Bir tane 5 beceri, 4 beceri. Ön sayfada bir şey yok. Gelelim arkaya. Sersemli bir beşgen de olur bu arada. 12 ortalama, 8 beceri, 12 ortalama yine. Aynı mı gelmiş bunlar? Ha, 1'e eksi 1 beceri falan. Burada bir şey yok. 39 ortalama. Bunu bir ayıralım da nereye ayıracağız? Bu para eder mi acaba? Bu edebilir. Az buçuk ucundan edebilir. Etmese bile artı basarız biz kullanırız. 39 ortalama güzel. Şöyle köşeye koyuyorum. 9 ort var bir tane. 17 ort. 5 ort var. 13 beceri. Ah bu da bir 19 falan olsa yalanından. Yine güzel şeyler olurmuş. 2 efsun bir tane tahta kola var. Bunu da atmayacağım yere. Belki satılabilir. 13 ortalama. Gelelim 3. sayfaya. Yani o 39 ortalama keşke bir dolunayda veya KDP'de patlasaydı çok güzel olurdu. Ama belki daha yüksekleri gelmiştir. Bakıyorum şöyle 15 ortalama. 9 ortalama. 2 ortalama var. 4 ortalama. 20 ölümsüz. 2 delici. Bak şunların hepsinin yanında birer tane 0 olsa yani 40 ort, 20 ölümsüz, 10 delici olsa efsane olurmuş. Bakın bunlarda bir şey yok. 24 ortalama. Ah bu da kaçmış. 10 ortalama var. Ya ilk 12 saate göre güzel bu arada sorun şu anda. Hem daha fazla item düşmüş. 9 beceri. Şu en geldik en arkaya. Bakalım boş, 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 boş. Bu da boş. Bu da boş. Bu da boş. Evet. Çok bir şey düşmemiş. Bir tane artı 3 beşgenimiz var burada. 117 tane ayı saframız var. 39 tane artılı var. Şurada artı basmaları zaten görüyorsunuz. Şunlar değersiz. Daha şöyle aşağı alayım bunları. Yani sonuça güzel diyemeyeceğim. 24 saatte alabildiğimiz tek şey bir tane şurada 39 ortalama. Bu da en fazla 2 won eder. Hatta o kadar etmeyebilir. KDP'lerinde artı sıfırları hani 500k'dan bile zar zor gidiyor. Element ayakkabısı da çok atmamış. İlk tur element ayakkabısı çok atmıştı. Level silahı atmamıştı. Bu tur çok fazla 30 level silah atmış. Element ayakkabılarından atmamış. Neyse şunları ben gereksizleri yere atayım. Envanteri boşaltayım. Dışarı çıkacağım birazdan. Bizim için 24 saatlik yerini burası tamamladı. Bunları depolayayım ben. Sonra bir sonuca bakalım. Ayakkabılardan falan neler elde etmişiz görelim. Bütün işe yaramaz şeyleri de yere attım. Yerde bu kadar demir pala görmek tabii ki de insan içten içe üstse de maalesef para etmediği için atmak zorunda kaldım. 2 sayfamı boş bıraktım. Şu anda bizim 24 saatte elde ettiklerimiz bu kadar. Bir de depomuzda eşyalar var. Ama hemen şimdi köye gitmiyorum çünkü bir yarım saat sonra dışarı çıkacağım. Bizi ilgilendiren kısım 3. ve 4. sayfadakiler. Bu iki sayfayı boş bırakıyorum. Dışarı çıkacağım. Hani en azından karakter boş kalmasın, birazcık farmlasın diye burada devam edecek ama ben ilk iki sayfayı dahil etmeyeceğim ya da süreye dahil ederim. Hani derim 24 saat değil 30 saatte bu kadar kaslı falan filan onu hallederiz. Dışarı çıkacağım için bu karakter burada durmaya devam edecek. Onun bilgisini vereyim. Evet dışarıdan geldim. Ben dışarıdan gelene kadar iki envanter item daha kasmış. Şimdi hep beraber bakalım. Bir tane 4 hayvan varmış. 2 kritik. Ya şunlar 10 kritik gelsin. Gözünü seveyim. 10 kritikleri gerçekten çok pahalı. 5-6 bondan takır takır gidiyor. Dolunay KDP'leri merak ediyorum. 12 ort var bir tane. En son bakacağım şu KDP'lere. F sonu bir şey yok. Bakalım hop 5 ort 5 beceri. 14 ort. 12 ort. Evet baş çıkmış. Buna bakalım 10 ortalama. Ya şöyle çıksa güzelinden bir 28 ort değil işte bir 48 olsam bu. 10 numara olacak. 6 şeytan var. Bu da para etmez. 9 ortalama. 7 ortalama. Bileziklerde bir şey yok. Bu 5 derece. Gelelim arkaya. Buradan bakalım. Boş. Boş. 5 ortalama. 3 ortalama. Evet başka da KDP'miz yok. 1 ortalama. PP üretimi falan filan. Ya yine boş mu çıkmış ya? Evet yine boş çıkmış. Ya buradan şöyle güzel bir
40 hort 45 hort bir şey yakalasak en azından hani güzel olacak. Bu zamana değecek. 28 saatte yine bunları tuttuk. Toplam 28 saat oldu. Biraz süreyi açtık dışarı çıktığımdan dolayı. Şimdi ben gideyim depomu falan ayarlayayım. Bütün artı basacakları bir araya toplayayım. Artı basmaya başlayalım. Göstermeyi de unutmayayım. Düşürdüğümüz artı basmalarda şöyle 200'lü olmaya yakın bir ayı safrası var. 50 tane artılı safra var. 164 post falan filan kurt postları bunlar çok değerli değil. Ama 166 tane ayı safrası güzel düşmüş. Yani şuradan herhalde bir 10'a yakın alırız. Şimdi geldik sizin en sevdiğiniz, benim de artık artı basmaktan illallah ettiğim yere. Şimdi bu kadar 1, 2, 3 envanter itemin hepsini ben artı 0'dan artı 6'ya kadar basayım. Sonra geleyim. Evet, sonunda gelebildim. Yani siz buraları 10 saniye bile görmüyorsunuz ama benim arka tarafta tam 1,5 saatim gitti. 1,5 saattir tıkla 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 toplam 3 envanter itemi artı 7 kıvamına getirdim. Malzemelerini de aldım. Bu arada hemen şu sağ altta 120 bon parayı görüyorsunuz. Bu para Marmara'dan geldi. Yani Marmara takasına devam ediyorum. Tekrardan duyusunu yapayım. Marmara'da verip Ruby'de alıyorum. Eğer Ruby'den Marmara'ya geçmek isteyen varsa aranızda bana Discord üzerinden ulaşabilir. Şimdi şu öncelikle beşgenleri basarak başlayalım ki ben beşgenleri size artı 7 satmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü artı 9 olarak satmak çok mantıksız. Mesela biz burada 12 tane var elimizde. Bu 12 tanesi artı 7 fiyattan yaklaşık 2 won ediyor. Bir tane artı 9 bir won. Yani buradan 2 tane artı 9 çıkarmam lazım ki beni amorti etsin. Eğer kar etmek istiyorsam da 3 tane artı 9 çıkması lazım. Bu kadarcık şeyden de 3 tane artı 9 çıkar mı? Tabii ki çıkmaz. O yüzden size kesinlikle tavsiyem artı 7 olarak satın beşgenleri. Kaç tane artı 8 aldık? 12 taneden 6 tane artı 8 aldık. Yarı yarıya. Yani buradan da 3 tane almam lazım. Ne istiyormuş malzemesi? Bakayım hemen gideyim alayım geleyim ben. Malzemeleri aldım geldim. Bu 6 taneden 3 tane geçer mi ki? İmkanı yok. Ben bir tane alacağımı düşünüyorum. Ama bu kel demirci bir tane verdi. Tamam. Tam kel demirci diyecektim. Lafımı geri alıyorum. İkinciyi verdi. Tamam. Şu an zararda değiliz. Hadi üçüncüyü de verir misin bana? Vermedim. Tamamdır. Yani amorti ettik kendimizi. Dediğim gibi artı 7 satmamızla şu an artı 9 satmamız arasında hiçbir fark yok ki iyi geçirdik biz. 12 taneden 2 artı 9 iyi bir rakam. Kuyumcuya da gelelim. Hızlı hızlı ben şunları bir artı 8'e atayım. Hızlandırılmış bir şekilde koymuşumdur burayı size de çok iyi geçmedi mi? Bence çok iyi geçti. Eğer artı 9'a da bu şekilde geçerse çok kar edeceğiz buradan. Aşırı kar edeceğiz. Malzemeleri ben bunların alayım geleyim. Üniforma istiyormuş bu. Bunlar ne istiyor? Saç tokası. Ben bunları alayım. Kar edeceğiz gibi duruyor. Hadi bakalım. Evet, bu malzemeleri de aldık. İnşallah artı 8'e geçtiği gibi 9'a da geçer. Ama pek öyle durmuyor. Genelde bir yerde iyi verdiği zaman bir üst kademede kötü veriyor. Bir artı 9 aldık. 2 tane alsam bile kar gerçekten. Şunların hepsinden ikişer tane alsak benim için yeterli derken bir tane ayakkabı alabildik. Bakalım. Bu tahta ayakkabı geçsin ama ya. Tahta ayakkabı değerli. Hadi geç totem yapayım hatta şöyle. Bastım yandı. Kolyeler o kadar da değerli değil. Açıkçası benim gözümde. Önemlisi bu rüzgarlı ayakkabı 1,5 won'dan gidiyor. Ama elimizde yok. Ben bir tek onun geçmesini istiyordum. Bir tek o yandı. Buradan bir tane alabileceğiz mi peki? Buradan da iki tane aldık. Yani dünkü performansla aynı gösterdi hesap. Verdiğimizin böyle iki katını falan aldık diyebilirim. Ama gelir arttı düne göre. Bugünlük de burada veda edelim. Yarın farklı bir yerde, farklı bir ot avda 24 saat AFK farmında tekrar karşınızda olacağım. Kanalı kontrol etmeyi unutmayın. Abone olursanız da videoları kaçırmamış olursunuz. Eğer sizin de aklınızda otomatik ava bırakılacak, AFK farmı yapılacak bir bölge varsa ve karlı olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yazın. Bu videolar gündelik geldiği için yorumunuzdaki yere de gitmem olası. Açıklamaya bıraktığım linklere de bakarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.